الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, kainatın iftiharı olan iki cihanın serveri, başlarımızın tacı, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin sururu olan Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabine salat ve selam olsun. Aziz ve değerli, sevgili İstanbul TV izleyicileri, yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Bugünkü sohbetimizin konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere yaşantımızda, aramızdaki ilişkilerde ehemmiyeti, önemi, faktörü büyük olan Müslümanın üzerindeki en önemli haklarından olan altı haktan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Hakkul muslimi alel muslimi sittun. Müslümanın üzerinde altı hakkı vardır. Sahabeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorarlar. Bu altı hak hangileridir ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaben şöyle buyurur. İzâ lakîtehu fesellim aleyh. Onunla karşılaştığın vakit ona selam vermen. Ve izâ da'âke fe'ecibhû. Seni davet ettiğinde davetine icabet etmen. Ve izâ istansahake fansah lehû. Senden nasihat talep ettiğinde ona nasihatkar olman. Ve izâ attasa fehamidallâh feşemmithû. Hapşurup elhamdülillah dediğinde ona yerhamukallah demen. Ve izâ marida fa'udhu. Hastalandığında onu ziyaret etmen. Ve izâ mâta fetba'hu. Vefat ettiğinde de onun ölümüne, cenazesine, defnine iştirak etmen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bildirdiği ve Müslümanın üzerindeki en önemli haklarından bazıları olan bu altı hak aramızdaki sevgiyi, muhabbeti, kardeşlik bağını güçlendiren, pekiştiren haklardır. Allahu Teala bizlere yüce kitabında Müslüman olarak ölmeyi emretmiştir. Ayet-i celilede şöyle geçer. Estaizu billah. Ya eyyuhallazina amanu ittakullaha hakka tuqatihi وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölünüz. Allah'a hamdolsun ki bizler inanan insanlarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sayesinde İslam'ı benimsemiş, imanın şartlarına iman etmiş
Müslümanlarız. Biz Müslümanlar olarak birbirimizin üzerinde haklarımız vardır. Birbirimize karşı yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu görev ve sorumlulukları bu hadis-i şerifinde bizlere bildirmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6 haktan başta zikretmiş olduğu, onunla karşılaştığın vakit ona selam vermen, bu İslam toplumu için Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağı için önemli bir unsurdur. Selam vermek aradaki muhabbeti, sevgiyi pekiştiren bir husustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla karşılaştığında ona selam vermen diye buyurmuş olması, bu bizlere şunu gösterir. Müslüman, Müslümanla karşılaştığında tanıdığı olsun, tanımadığı olsun ona selam vermesi gerekmektedir. Tabii selam vermek sünnettir. Selam vermek sünnettir. Sünnet olduğu gibi aynı zamanda karşıdaki Müslümana bir duadır. Dua niteliğindedir. Ona Esselamu Aleykum dediğimiz vakit ne anlama gelir? Allah'ın koruması altında ol. Selamette, güvende ol. Yani bir nevi ona bunları temenni ediyoruz. Ona dua etmiş oluyoruz. Yani Müslümandan Müslüman kardeşine bir nevi duadır selam vermek. Selam vermek aynı zamanda karşılaşmış olan iki Müslümanın kalbinde de şunu oluşturur. Her daim Allah'ın yüceliğini, azametini hissettirir ve onların kalbinde Allah sevgisinin oluşmasına vesile olur. Çünkü bizlere bu selamı, bu tahiyyatı kılan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın bizlere faydamıza, yararımıza olan bu selam verme vazifesini, görevini aramızda muhabbet ve sevgi oluşsun diye, kardeşlik bağımız pekişsin diye bizlere bunu sünnet bir amel kılmıştır. Bizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmiş olduğu, bizlere tavsiye ettiği bu görevi, vazifeyi yerine getirmemiz gerekmektedir. Yani karşılaştığımızda birbirimize selam vermemiz gerekmektedir. Çünkü dedik ya, selam vermek muhabbeti, sevgiyi ve kardeşlik bağını pekiştirir, güçlendirir. Rivayet olunduğuna göre başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Allah'ın adına yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyurur. Ve birbirinizi sevmedikçe kamil imana sahip olamazsınız. Sizlere bir şey öğretim mi diyor? Şayet yaparsanız birbirinizi sevmiş olursunuz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu tavsiye etmektedir. Müslümanlarla karşılaştığımızda, tanıdığımız olsun, tanımadığımız olsun, onlara selam ile başlamamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere öğütlediği, tavsiye ettiği bu husus sünnet olan bir durumdur. Tabii ki selam vermek sünnet, selam veren şahıs şayet mükellef bir Müslüman ise ona karşılık verilmesi farzdır. Selama karşılık vermek farzdır. Kendisine selam verilen eğer tek bir şahıs ise, mükellef bir Müslüman ise, o selamın cevabı vermesi onun üzerine farz-ı ayn olur. Eğer bir topluluğa selam veriliyorsa, o topluluğun o selamın cevabını vermesi farz-ı kifaye olur. O topluluktan biri cevap verirse bu farziyet yerine gelmiş olur. Onların üzerindeki sorumluluk da kalkmış olur. Değerli kardeşlerim, selam vermek dinimizde önemli bir husustur. Rivayet olunduğuna göre sahabelerden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel öğret ki onu yapmam ile cennete rahat bir şekilde kolay gireyim." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye şöyle buyurmuştur. Efşis selam ve at'imit ta'am ve silil arham ve salli bil leyli ven nasu niyam tedhulil cennete biselam. Selamı yay. Fakir fukaraya yemek ikram et. Sıla-i rahimi yap ve insanlar geceleyin uykudayken sen kalk namaz kıl, cennete selametle giresin demiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetimizin başında zikretmiş olduğu hadiste altı haktan ikincisi neydi? Müslüman, Müslümanı davet ettiğinde onun davetine icabet etmekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu tavsiye etmiştir. Müslüman kardeşimiz bizleri davet ettiğinde bu davete icabet etmek gerekir. Tabii ki bu davet ne zaman olur? Sevinçli durumlarda. Yani çocuğumuz evlendiğindedir ya da oğlumuzu sünnet ettiğimizdedir ve benzeri sevinli anlarımızda yemek yapıp sevdiklerimizi
tanıdıklarımızı o velimeye, o yemeğe davet ederiz. Şimdi bu davete icabet etmek Müslümanın üzerindeki haklarındandır. Burada eğer ki bir kimse çocuğunu evlendirdiğinden dolayı yemek yapıp onu davet etmişse, o davete icabet etmek farz olur. Yemekten yemek değil, davete icabet etmek, gitmek farz olur. Yemekten yemek ise sünnettir. Ama eğer ki evlendirme, nikah merasimi sebebiyle değil ise, o zaman bu değişir. O davete icabet etmek, Müslümanı sevindirmek babından yapılır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde kastettiği اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ اِلَى وَل۪يمَةٍ فَلْيَأْتِهَا اِذَا دُعِيَا أَحَدُكُمْ اِلَى وَل۪يمَةٍ فَلْيَأْتِهَا Sizden biriniz velimeye, yani bir nikah merasimine, nikahtan dolayı yapılan bir yemeğe davet edilmiş ise oraya gitsin, o davete icabet etsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte İslam alimlerimiz de bunu ayırmışlardır. Demişlerdir ki eğer ki bu velime bir evlilikten dolayı ise o zaman vacip olur, yani farz olur. Yani o davete icabet etmemek olmaz. Mazeretsiz bir şekilde icabet etmemek olmaz. Ama dediğimiz gibi o yemekten yemek farz değildir, sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirmiş olduğu Müslümanın üzerindeki 6 haktan üçüncüsü ise neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti hadisinde? وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ Müslüman kardeşin senden nasihat talep ettiğinde ona nasihatkar ol. Nasihat nedir? Karşıdaki kişiyi hayra, iyiliğe irşad etmektir. Yani onun faydasına, yararına, hayrına olan şeye yönlendirmektir. Uhravi ve dünyavi faydasına olan şeylere onu irşad etmek, yönlendirmektir. Nasihat dinimizde önemli bir husustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur. اَدْدِينُ النَّصِيحَةِ Dinimiz nasihat dinidir. Yani Müslüman kardeşine nasihat eder. Onu iyiliğe, hayra irşad eder. Dünyada ve ahirette onun yararına olan, faydasına olan şeylere onu yönlendirir. Tabii ki bu da durumdan duruma değişir. Nasihat talep eden bir kimse farz olan hususlarda ise talebi ona nasihat etmek, ona nasihatkar olmak farz olur. Bu emri bil maruf ve nehyi anil munkar babından olur. Yani ona farz olanı bildirmek, haram olan şeyi de terk etmesi için ona nasihat etmek
farzdır. Eğer ki nasihat sünnet olan bir hususta ise ona nasihat etmek de sünnet olur. Durumdan duruma değişir. Ama şunu unutmayalım değerli izleyicilerimiz. Nasihat önemlidir. İnsanın her zaman nasihata ihtiyacı vardır. Sürekli kendisini aydınlatacak, onu iyiliğe, hayra yönlendirecek birilerinin bulunması gerekmektedir. Kendisi de her zaman güvenilir ve dini konuda emin olunan kimselere danışması gerekmektedir. Çünkü dinimizde şu vardır. Hani deriz ya, مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارْ. Danışan asla kaybetmez. Danışmak önemlidir. Tabii herkesten de nasihat istenmez. Herkese gidip de danışılmaz. Kime gidilir, nasihat talep edilir, kime danışılır? Tabii ki dini bütün olan ve güvenilir kimselere gidilip onlardan nasihat talep edilir. Ama dini bütün olmayan, yalan dolan, sehtekarlık, hile ve her türlü çirkefi işleyen kimselere gidip de ondan nasihat isteyemezsin. Onlar seni hayra, iyiliğe irşad edemez. O zaman kendisine güvendiğimiz, dini konuda emin olduğumuz kimselere gidip onlardan nasihat talep etmemiz gerekmektedir. Evet, değerli kardeşlerim, bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiyesi bulunmaktadır. Yani nasihatkar olmalıyız. Birbirimize nasihat etmeliyiz. Birbirimizi iyiliğe, hayra irşad etmemiz gerekir. Birbirimizi iyiliğe yönlendirmemiz gerekir. Evet, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bildirmiş olduğu 6 haktan 4.'sü neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurmuştu. اِذَا عَطَّسَ فَحَمِدَ اللّٰهِ فَشَمِّدْهُ. Yani Müslüman kardeşin senin önünde hapşurup da elhamdülillah dediğinde ona يَرْحَمُكَ اللّٰهِ demendir. Evet, bu sürekli karşılaşmış olduğumuz bir husustur. Bir araya geldiğimizde, beraber oturduğumuzda illa da bizlerden biri hapşuruyor. Peki bu kardeşimiz hapşurduğunda bizim ona karşı nasıl davranmamız gerekir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu hadisinde bildiriyor. Allah Resulü diyor ki eğer bu hapşuran kimse elhamdülillah derse ona yerhamukallah diyeceksin. Ama elhamdülillah demezse o zaman sen de ona yerhamukallah demezsin. Rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 2 kişi hapşurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine yerhamukallah der, diğerine
yerhamukallah demez. Kendisine yerhamukallah denmeyen kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme der ki ey Allah'ın Resulü, o hapşurdu ona yerhamukallah dedin, bana ise yerhamukallah demedin. Peygamber Efendimiz ona cevaben dedi ki o hapşurduktan sonra elhamdülillah dedi, ben de ona yerhamukallah dedim. Ama sen elhamdülillah demedin, ben de sana yerhamukallah demedim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bizlere her konuda, her alanda İslam'a göre nasıl davranmamız gerektiğini bildiriyor. O kutlu Nebi bizlere hapşurma hususunda bile talimatta bulunuyor. Nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere hadisinde zikrettiği 6 haktan 5.'si ise neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurmuştu. İza marida fa'udhu. Müslüman kardeşin hastalandığında onu ziyaret et. Evet değerli kardeşlerim. Bir hastayı ziyaret etme fiilini küçümsemeyelim. Bunu az bir amel görmeyelim. Bakın, hasta olan bir Müslümanı ziyaret etmek o kadar sevaptır ki, o kadar faziletli bir ameldir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan sahabelerini ziyaret ederdi. Onların yanına gidip halini, durumunu sorardı. Hasta olan kimseye nasılsın diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ve ona dua ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bu ziyareti uzun tutmazdı. Çünkü hasta olan kişinin yanında uzun bir süre oturulmaz. Hastanın ziyareti kısa olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ziyareti kısa tutardı. Evet değerli kardeşlerim, dedik ki hasta olan bir Müslümanı ziyaret etmede çok büyük sevaplar vardır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurur mealen. Her kim hasta olan bir Müslümanı ziyaret etmek için evinden çıkarsa onunla birlikte 70 bin melek çıkar. Bu ziyareti gündüz yapıyorsa akşama kadar o 70 bin melek ona dua eder. Allah'tan af ve mağfiret diler. Bu ziyareti akşam yapıyorsa sabaha kadar bu 70 bin melek ona dua eder. Allah'tan af ve mağfiret diler. Demek ki hasta olan kardeşimizi ziyaret etmek küçümsenecek veya hafife alınacak bir husus değildir. Ya da azımsanacak, yani az görülecek bir amel değildir. Onda çok büyük fazilet vardır, hayırlar vardır, sevaplar vardır. Ancak maalesef bu zamanda bunu yapanlar nadir kimselerdir. Artık hasta olan Müslümanları ziyaret
etme olayı da olmamaktadır maalesef. Hasta olan Müslümanı ziyaret etmek çok sevaptır. Bilhassa yakının olursa, yakını ziyaret etmek öncelikli ve evladır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bu sevaptan mahrum kalmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere tavsiye ettiği bu görevi, vazifeyi yerine getirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere tavsiye ettiği ve Müslümanın Müslümanın üzerindeki haklarından birisi olduğunu haber verdiği 6. hak da neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurmuştu. وَاِذَا مَاتَ فَتْبَعْهُ Müslüman kardeşin vefat ettiğinde onun cenazesine iştirak etmen, katılman. Müslümanın cenazesine katılmak, Müslümanın defnine iştirak etmek çok büyük bir ameldir. Sevaplı ve faziletli bir ameldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Men etba'a cinazete muslimin imanen ve ihtisaben وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط الله رسول diyor ki her kim Müslüman bir kimsenin cenazesine inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek iştirak ederse, onun cenaze namazına katılırsa, defin işlemine iştirak ederse, bu kimse 2 kirat ecir ve sevabı kazanmış bir vaziyette döner. Ve her bir kirat diyor, Uhud dağı kadar sevaptır diyor. Ama ancak diyor, o kişi sadece vefat eden kişinin cenaze namazına katılırsa, ama defnine katılmazsa, bir kirat ecir ve sevap elde eder. Cenaze namazını kılan, defin işlemine iştirak eden 2 kirat, sadece cenaze namazına katılana ise 1 kirat vardır. Ve dedik ki Allah Resulü diyor ki, 1 kirat Uhud dağı kadar sevap demektir. Yani cenaze namazına katılan, defin işlemine iştirak edene 2 Uhud dağı kadar ecir ve sevap vardır. Sadece cenaze namazına katılıp da defne iştirak etmeyene Uhud dağı kadar sevap vardır. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadiste bizlere zikretmiş olduğu Müslümanın üzerindeki 6 hakkı olan birbirimize karşı yerine getirmemiz gereken sorumluluk ve vazifelerdir. Bunlar İslam toplumu için çok önemli hususlardır. Müslümanların kardeşliğini,
kardeşlik bağını, aralarındaki sevgiyi, muhabbeti pekiştiren önemli altı görev ve vazifedir. Selam vermek. Davete icabet etmek, nasihatlaşmak, Müslüman kardeşimiz önümüzde hapşurup da elhamdülillah, elhamdülillah dediğinde ona yerhamukallah demek, aynı zamanda Müslüman kardeşimiz hastalandığında ona ziyarete gitmek ve Müslüman kardeşimizin cenazesine katılmak, yani onun ailesinin yanında yer almak ne kadar önemlidir? Sizlere sorarım. Şayet bu altı görev hakkıyla yerine getiriliyor olmuş olsaydı, bugün Müslümanlar bu vaziyette, bu durumda olur muydu? Olmazdı. Ne kadar da uzak kaldık bunlardan. Bugün kardeş kardeşle karşılaşıyor, bir ceviz kabuğunu doldurmayacak dünyavi sorunlardan dolayı kardeşine, öz kardeşine selam vermiyor. Yüzünü ondan çeviriyor. Ona sırtını dönüyor. Nice kardeşlerimiz çocuğunu evlendiriyor. Çocuğunu evlendirdiğinden dolayı mevlüt yapıyor, yemek yapıyor, davet ediyor ama bu davete icabet eden kaç kişi oluyor? Nice kişiler vardır ki kalabalık ortamda hapşuruyor, elhamdülillah diyor ama o toplumdan biri dönüp de ona yerhamukallah diyemiyor. Nice Müslüman kardeşimiz hastadır ama onun ziyaretine giden olmuyor. Ve Müslüman kardeşlerimiz vefat ediyor, cenazesine istenildiği gibi katılım olmuyor. Sudan ucuz bahanelerle tanıdıklar bile onun cenazesine katılmaktan geri kalıyor. Neymiş? Geçen bana yan baktı. Yok geçen bana şunu söyledi. Yok falan şahısa verdi de bana vermedi. Yani sudan ucuz bahanelerle onun cenazesine katılmıyor. Veya geçen babam vefat etmişti. Onlar bizim cenazeye gelmemişti. Ben de gitmeyeceğim. Belki duymadı, belki de bir mazereti vardı. Veya o gelmediyse sen Allah için git. Zaten biz bu amelleri Allah için yapmıyor muyuz? Karşılıklı olarak mı yapıyoruz? Karşıdan menfaat bekleyerek mi yapıyoruz? Hani biz Allah için yapacağız. Karşılık beklemeyeceğiz. Sevabını Allah'tan bekleyerek bunları yapmamız gerekmektedir. Yani biz samimi bir şekilde bu görevleri, vazifeleri Allah için yaptığımız takdirde karşıdaki kişilerden beklentimiz olmadığı vakitte o zaman aramızdaki sevdiği muhabbet pekişir, kardeşlik bağımız güçlenir. Ama menfaate dayalı olursa zaten o menfaat
olduğu sürece bu devam eder. Menfaat kesildi mi bu da kesilir. Bugünkü durumumuz gibi birçok arkadaşlık, kardeşlik, dostluk hep menfaatlara dayalıdır. Menfaat bitti mi kardeşlik de bitiyor, arkadaşlık da bitiyor, dostluk da bitiyor. Maalesef. Onun için değerli kardeşlerim, her daim yapacağımız iyilikleri, hayırları Allah için yapalım. İhlaslı olalım, samimi olalım. Menfaattan ve gösterişten uzak duralım. Eğer ki yaptığımız ihlas ile olursa, samimiyet ile olursa, menfaattan ve gösterişten uzak olursa, biliniz ki o amelin meyvesi vardır ve şeceresi de sağlamdır. Evet, değerli İstanbul TV izleyicileri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka programda buluşma dileğiyle hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.